Günaydın, hoş geldiniz ATV ekranlarına, kahvaltı haberlerine. Bugün 27 Ekim, çarşamba, 2 saatlik yayın için biz hazırlıklarımızı tamamladık. Her sabah olduğu gibi gazetelere bakacağız. Hem manşetlere hem de arada kalan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz haberlere. Alanında uzman konuklar ağırlayacağız. Bugün özellikle koronavirüsteki son tabloya da bakmak istiyoruz. Çünkü tüm vakalar arasında çocukların ve gençlerin sayısı gitgide artıyor. Buna yönelik neler yapılabilir, rakamları da tam olarak öğrenip aktaracağız sizlere de. Ve yine tabii bazı yerlere gideceğiz. Oradaki son durumları aktaracağız. 2 saatlik yayına hemen başlayalım. İlk sırada hepimizin yüreğine kor gibi düşen o haber var. İran kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuş Yunus Emre Yalman dün memleketi Osmaniye'de son yolculuğa uğurlandı. Kahraman şehit dualarla vatan toprağına emanet edildi. Teröristler yine kalleşçe kurdu pusuyu. Bu kez adres Irak'ın kuzeyiydi. El yapımı patlayıcının infilak etmesiyle uzman çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü. Şehit uzman çavuş Yunus Emre Yalman 25 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda görevliydi. Şehit uzman çavuş için ilk tören Hakkari'de Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehidimizi rahmete, rahatlığa, hoşnutluğa eriştir. Şehit uzman çavuş düzenlenen tören sonrası baba ocağı Osmaniye'ye uğurlandı. Hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Şehit uzman çavuş Yunus Emre Yalman kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde toprağa verildi. Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Çok konuşulan, tartışılan, merak edilen Irak ve Suriye tezkereleriyle ilgili muhalefetin rengi belli oldu. İyi Parti, AK Parti ve MHP gibi tezkereye evet oyu verirken CHP, HDP'nin çağrısına tepkisiz kalmadı ve hayır oyu verdi. Tabii CHP ve HDP'nin oyları tezkerenin geçmemesi için yeterli değil, onu söyleyelim. Yani tezkere meclisteki oyların çoğunluğuyla açık ara kabul edildi. Mehmetçiğin sınır ötesi operasyon yetkisi 2 yıl daha uzatıldı. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Mehmetçiğin Irak ve Suriye'de 2 yıl süreyle sınır ötesi operasyon yetkisinin uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin hayır oylarına rağmen genel kuruldan geçti. Millet İttifakı ise aynı çatı altında yine karşı karşıya geldi. Evet oy vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle kardeşim? Krizin fitilini ise HDP'nin Millet İttifakı'na yaptığı hayır oyu verin çağrısı ateşledi. Buradan siyasal muhalefete de seslenmek istiyorum. Destek olmayın. O çağrı İyi Parti cephesinde karşılık bulmadı. Genel Başkan Meral Akşener günler öncesinden partisinin tavrını netleştirdi. Ancak CHP ser verip sır vermedi. Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oy vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Mecliste takip edersiniz arkadaşlar. Tezkere genel kurulun gündemine geldi. CHP'den beklenen yanıt da. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet deyin diyorlar. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle kardeşim? Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin milli güvenliğinin kırmızı çizgisi olan tezkereleri pazarlık konusu yapan HDP'ye evet dedi, tezkereler için hayır oyu kullandı. Kabul edilmiştir. Bu arada Lübnan tezkeresi de meclisten geçti. Böylece Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi de 1 yıl daha uzadı. Onu da hatırlatmış olalım. Başlayalım gazetelere bakmaya. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daydı. Sabah gazetesinde bugün manşette kardeşlerin gurur günü var bu yüzden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Havalimanı'nın açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte. Karabağ dünyaya bağlayan havalimanının açılışında konuştu Cumhurbaşkanı. Gün gelecek karayoluyla Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz dedi. İşgalden kurtarılan Karabağ topraklarında inşa edilen ilk havalimanı Fuzuli Uluslararası Havalimanı. Açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte kesti. Bu arada Ermenistan'a da tarihi bir çağrı yaptı. Zengezur koridorunun önemine dikkat çekerken bölge lojistik bir merkez olacak. İran, Gürcistan, Ermenistan da bu projede
ülkelerden yararlanacak dedi. Ermenistan'ı da kalıcı barış için samimi irade ortaya koymaya davet etti. Dakikalar sonra bu cümlelerine yer vereceğiz zaten kendi ağzından. Bu arada Erdoğan'la Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da bir tarım kampüsünün temelini de attı. Ve o esnada Erdoğan Bayraktar da unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde vefat haberini aktarmıştık bildiğiniz gibi. Bir fotoğrafı vardı Özdemir Bayraktar'ın. Fotoğrafta Karabağ Zaferi'ne katkılarından dolayı Bayraktar'ı saygı ve rahmetle anıyoruz yazılıydı. Bir fotoğrafla Sabah gazetesi bunu da paylaşmış. Ve geçtiğimiz günün en akıl almaz, en üzücü görüntülerinden biri bu. Kiralanan skuterler var biliyorsunuz yol üzerinde. İşte onu kullanan bir kadın tam yolda giderken önündeki aracın kapısının açılması nedeniyle dengesini kaybetti, yere düştü ve arkadan gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Henüz 40 yaşındaydı. Şoför kapısını kontrol etmeden açtı. Skuter kullanan kadın kapıya çarparak otobüsün altına savruldu. Caddede ilerliyordu İknur Akkaya. Park eden sürücünün kapıyı açmasıyla bir anda yola savruldu. O anda geçen otobüsün altında sürüklenen Akkaya feci şekilde hayatını kaybetti. Aile sürücünün park yasağı olan yerde durduğunu ileri sürüyor ve bu bir cinayet diyor. Henüz 40 yaşındaydı. Genç kadın bu feci kazada can verdi. Görüntülerine birazdan bakacağız. Hemen altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dünkü görüntüleri kütüphanesiz okul kalmayacak projesini başlattı. Ve kütüphaneler eğitimin kalbidir dedi. Projenin okullarımızda bu kalbin güçlü atmasına vesile olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Almanya'dan önemli bir gelişme var. Hemen altında Alman Meclisi'ne Türk Başkan Vekili, Federal Meclis Başkan Vekilliğine Aydan Özoğuz seçilmiş ki bu bir ilkmiş. Almanya'da bu göreve seçilen ilk Türk kökenli milletvekili olmuş. Tebrik ediyoruz Aydan Özoğuz'u. Hemen yanında açılışta da söylediğim gibi çocuklarda gençlerde vakalar çok arttı bugünlerde. Öyle ki her 100 vakadan 35'i gençlerden ve çocuklardan oluşuyormuş. 19 yaş ve altındakilerden söz ediyoruz gençler ve çocuklar derken %35'e ulaşmış. %29'unu 10-19 yaş aralığı bakın ne kadar küçük. %6'sını ise 0-9 yaş arasındaki çocuklarımız oluşturuyor. Uzmanlar 12 yaş ve üstündeki çocuklara da aşı yaptırılabilir çağrısında bulunuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o cümlelerine gidelim, düne gidelim. Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtuluşunun birinci yılında kardeş ülke Azerbaycan'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fuzuli kentindeki havalimanının açılışına katıldı. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le birlikte kestiler kurdeleyi. O tarihi açılıştan ve dünden kalanlara beraber bakalım. İşgalden kurtuluşun birinci yılında Karabağ'da bir ilk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu. Pistte Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev bekliyordu Erdoğan'ı. Liderler kurdeleyi birlikte kesti. Sıcak diyaloğun ardından Aliyev Erdoğan'a Fuzuli Havalimanı'nın anahtarını hediye etti. Resmi karşılama töreni ise 1. Ağalı Köyü'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeş Azerbaycan askerini böyle selamladı. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Erdoğan ve Aliyev geçen yıl Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa'ya yapılacak karayolunun inşaatını ziyaret etti. Liderler gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Zengilan'da yapımına başlanacak akıllı tarım kampüsünün temelini attı. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan Ağlı Köyü'ndeki ikili görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Bölgedeki sorunların çözümü için Ermenistan'ı samimi olmaya davet etti Erdoğan. Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme sürecindeki şartını da açıkladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış,
ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını işgalden kurtarılan Zengilan Ağlı köyünde verdi. Bir virgülle ayırdığı cümlesinde Ermenistan'la normalleşme şartını da açıkladı. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında geldi bu açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüşmede neler konuşulduğunu da açıkladı. Şuşa beyannamesiyle stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınması ile ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceğe dair planları da değerlendirme imkanını bulduk. Aliyev de Şuşa beyannamesinin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıkardığını vurguladı. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, ilk saatlerde Azerbaycan'a destek gösterdi. Bütün dünyaya beyan etti ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize çok büyük destek verdi. Siyasi ve manevi destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a desteğin süreceğini söyledi. Gün gelecek, Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Devam edelim gazetelere bakmaya. Hürriyet gazetesiyle sürmanşette Sergen Yalçın'ın röportajından bir iki cümle okuyarak devam edelim. Geçtiğimiz günlerde derbinin gülen tarafı Beşiktaş olmuştu malum. Sergen Yalçın galibiyeti bakın hangi cümlelerle anlatıyor. Kaç haftadır gözüme uyku girmedi. Bu maça çok konsantre olduk. Analiz ekibimiz çok titiz çalıştı. Oyuncularımın çoğu sakatlıktan yeni çıkmış. İki antrenmanla hazırlandılar. Hepsiyle tek tek konuşup Beşiktaş armasının duruşunu hissettirdim diyor ve galibiyetin böyle geldiğini söylüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sadece 3 gün kaldı. 3 gün kala Hürriyet Gazetesi de bir yazı dizisi başlatmış. Bugün Çin'e umut olduğu yazılıyor Atatürk'ün. Atatürk'ün emperyalizme karşı yürüttüğü savaş ve ardından kurulan cumhuriyet mazlum uluslara umut olmuştu. Genç cumhuriyetten etkilenen uluslardan biri de Çinlilerdi. Çinliler Atatürk'ün yaptıklarını yerinde görmek için Ankara'ya heyetler göndermişti. İşte o Çinlilerin heyetiyle çekilmiş bir fotoğraf karesi de var. O sırada onların önde gelen politikacılarından Hu Hanmin yuvarlak içine alınan, Türkiye ziyaretinden sonra ülkemiz ve ulusumuz Türkiye'yi örnek almalı ve takip etmeli görüşünü savunmuştu. Bugün Hürriyet Gazetesi anlatıyor. Bu cani hiç çıkamasın. Arzu Gülendam'ı öldürüp parçalara ayıran bu adamı hepiniz hatırlıyorsunuz. Mustafa Murat Ayhan. 4 ayrı suçtan ceza isteniyor hakkında. İddianamede Ayhan'ın Haytoğlu'na tecavüz ettiği ardından boğarak öldürüp cesedini parçaladığı anlatıldı. Ayhan'ın nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hırsızlık suçlarından ayrı ayrı cezalandırılarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılması talep edildi. Hürriyet gazetesinin dediği gibi dileriz bu cani hiçbir zaman çıkamaz. Dün yine Hürriyet gazetesinde ressam Erhan'ın evinin yandığı, kundaklandığı haberini paylaşmıştık. Trabzon'da kültür balıkçılığı tesislerine karşı mücadelesi yüzünden evinin kundaklandığını düşünüyor ve hiç külleri kaldı evinin, hiçbir geriye bir şey kalmadı evden. Ama Gökçe Erhan bu destek mesajlarının ardından diyor ki yanan evim geri gelir ama kirletilmesi halinde deniz geri gelmez. Yangına değil buna odaklanmam gerek diyor ve hakikaten aslında duyarlılık uyandırmaya çalıştığı mevzuya bu kötü bir vesile oldu belki ama daha çok ilgi çekildi. Onu da söylemek lazım. Dileriz bu mücadelesinde galip gelir. Bakalım başka Hürriyet gazetesinde aktarmadığımız haber var mı? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını okuyacaktım ama direkt kendi ağzından yer verelim. Büyükelçiler krizinin yankıları sürüyor. Dün malum mecliste grup toplantıları vardı. MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli önce Türkiye'nin duruşu karşısında geri adım atan 10 ülkenin büyükelçisine seslendi. Herkes haddini bilsin bu cümleyi kurdu. Büyükelçilerin bildirisine destek verenlere de söyleyecekleri vardı.
Kavala Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısı, Soros'un kuryesidir. Herkes haddini bilsin. Hedefinde Kavala'ya özgürlük çıkışlarıyla büyük tepki çeken ve sonrasında geri adım atmak zorunda kalan 10 büyükelçi vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli sert konuştu. Türkiye kum torbası değildir. 10 ülkenin büyükelçisi zaten istenmeyen adam haline çoktan gelmişlerdir. Bir daha ülkeler arasında gerilim ve kriz çıkarmaya hiçbir dış misyon tevessül etmemelidir. Büyükelçilerden sonra sıra birçok davadan tutuklu yargılanan Osman Kavala'ya geldi. Önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. Bahçeli grup kürsüsünden verdi bu mesajları. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin tavizsiz duruşu yanlıştan döndürdü derken o bildiriye destek veren muhalefeti de unutmadı. Karşımızda senaristi perde gerisinde nefretle bekleyen, figüranları bedeli karşılığı sahneye itilen, şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. Yalnız Kavala için değil, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi de Bahçeli'nin hedefindeydi. Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain, bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir. Sorarım sizlere, Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Ve sistem tartışmaları. MHP lideri CHP'yi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden de eleştirdi. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar gafillerdir. Kılıçdaroğlu adeta kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması inanılamayacak bir talihsizliktir. Krizin büyümeden sona ermesiyle Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi de belli oldu. Senato'dan onay alan Jeff Flake yakın zamanda Ankara'ya gelerek görevi David Satterfield'den devralacak. Amerikan Senatosu onay verdi. Jeff Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı kabul edildi. Jeff Flake Ankara Büyükelçiliği için ABD Başkanı Joe Biden'ın adayıydı. Akıbeti dün Senato'da yapılan oylamayla belli oldu. Jeff Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı yapılan sözlü oylamada kabul edildi. Flake, cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden'ı desteklemişti. Senato'dan onay alan Flake'in yakın zamanda mevcut Ankara Büyükelçisi David Satterfield'dan görevi devralması bekleniyor. ABD Dışişleri, Kavala çağrısı nedeniyle tepki gören Satterfield'ın görev süreci boyunca Türkiye'de kalacağını açıklamıştı. Millet İttifakı cephesine bakalım. Adaylık konusuna ilişkin gün geçmiyor ki yeni ve kafa karıştıran bir açıklama gelmesin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmen olmasa da sözleri ve hamleleriyle aslında ben adayım diyor. Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'na ilk kez bir nevi dur dedi. Bakın neden böyle söylüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iki arkadaş dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu sürpriz çıkış Millet İttifakı'nda adaylık düğümüne bir ilmek daha attı. Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin? Elbette isteriz. Çok şerefli bir şey bu. İttifak derse ki olacaksın, oluruz o zaman. Seçime 2 yıl kala adaylık telaşına düşen Millet İttifakı'ndan önce Cumhurbaşkanlığına aday olabiliriz açıklamaları geldi. Sonra Akşener olmayan bir makama adaylığını açıkladı. Ben başbakanlığa adayım. Tartışmalar sürerken Akşener'in adaylık ibresi bu kez de Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına döndü. Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları, biz destekledi. Yarın velev ki bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterildi. Bakın tekrar söylüyorum, biz hayır demeyeceğiz.
İYİ Parti olarak. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını destekleriz hamlesi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü mü kesmek istiyor yorumlarını beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na daha önce yaptığı ve tepki çeken Fatih Sultan Mehmet benzetmesi de akıllarda. İYİ Parti Genel Başkanı bu kez işi bir adım daha ileri götürdü. Ablam bana dedi ki Ekrem kardeşimin dedi o şey yüzünde Rabbi esir gördüm dedi. Akşener'in sürpriz çıkışının ardından gözler ittifak ortağı CHP'ye çevrildi. Bu hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. O zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasında da bir görüşme gerçekleşmesini bekliyoruz. Beyaz Saray Sözcüsü hem Erdoğan-Biden görüşmesi hem de zirveye ilişkin bir açıklama yaptı. Biden'ın Avrupa ziyareti programı üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki muhtemel görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek olan G20 zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, programda boşluklar olduğunu, ikili görüşmeler ilişkin programa son halini vermeye çalıştıklarını söyledi. Amerikan Başkanı'nın programında şu an için tahmini açık çok şey olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü, her geçen gün daha çok detayı netleştirmeyi umuyoruz diye konuştu. Biden'ın programına ilişkin detaylı açıklamayı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupa uçağında yapacağını söyleyen Psaki, Türkiye'nin ABD için önemine de vurgu yaptı. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir diyen sözcü, iki ülkenin birçok alanda beraber çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi. İstanbul'un ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Yollardan görüntüleri hep aktarıyoruz size. Bir tarafta taksi bulamama sorunu, diğer tarafta toplu taşımada yaşanan aksaklıklar. Bu kez Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza yaşandı ve o arıza nedeniyle seferler aksayınca yolcular Kirazlı istasyonuna yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı. Yine İstanbul, yine ulaşım çilesi. Bağcılar metro hattında kaldık ve gidiyoruz. Metrobüs otobüs derken bozulan bu kez metro hattıydı. İstanbul'a yine yürümek düştü. Şu an Kirazlı Bağcılar metro hattında kaldık ve gidiyoruz. Yenikapı Kirazlı metro hattındaki arıza dün akşam saatlerinde yaşandı. Seferler durma noktasına geldi. Yolcular araçtan inip Kirazlı istasyonuna doğru yürüyüşe geçti. Şu an Kirazlı Bağcılar metro hattında kaldık ve gidiyoruz. Bu sırada seferler de aksadı. Raydaki metrolar kuyruk oluşturdu. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü. İstanbul Bakırköy'de belediyeden zam talep eden işçiler greve gitti. Haklarının peşindeki işçiler kendilerine yapılan sıfır zam teklifine çok tepkili. Seslerini duyurmak için belediyenin önünde toplandılar ve bölgede grev nedeniyle çevre temizliğinde sorun yaşanması da bekleniyor. Üç senedir aynı maaş alıyoruz. Üç senedir. Bize sıfır zam dayatması yapılıyor şu anda. Ben size 0% veriyorum. Böyle bir şey yok ya. İnsan gibi yaşayabileceğimiz bir maaş istiyoruz. Çalışanlar haklarını istedi. CHP'li belediye şaka gibi 0 zam teklif etti. 'de çalışan yüzlerce işçilerden sadece birkaçı, onların talepleri ise zam ama verilen teklifse sıfır zam. İşte bu yüzden bu kararı protesto etmek için yine belediye binası önünde toplandılar. 270 kişi grevdeyiz. Biz de hakkımızı arıyoruz. İşçilerin 2 senede bir toplu sözleşmesi var. Biz de toplu sözleşmemizin istedik. Sıfır zam deyince bize grev talebi çıktı. Ve geriye dönük alacaklarınızdan vazgeçeceksiniz diyor. Bize bir açıklama yapıldı mı? Verilen cevap bütçenin yeterli olmadığını,
karşılayamayacaklarını, yoksa maaşları düzenli ödeyemeyeceklerini falan söylüyorlar. Yani sırf buranın faturasını niye bana çıkar diyorsun ki? Zam yapmıyor, farklarımızı ödemiyor, sözleşmemiz yok. Zam isteyen işçilerin eylemine belediye sessiz. Bakırköylüleri özellikle çevre ve temizlik konularında zor günler bekliyor. Ben kendi hakkımı istiyorum. Kimse de sadaka istemiyorum. Oturup masa başında anlaşana kadar buradayız. İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'de 4 gösterici iklim değişikliği protestosu için İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı. O ilginç anlar kameralara bakın nasıl yansıyor. Bakanlık binasına tırmandılar. İklim değişikliğini böyle protesto ettiler. İlginç gösteri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na günler kala gerçekleşti. İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim değişikliği politikalarını yanlış bulan 4 gösterici İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı. Gerçekleşecek olan iklim değişikliği konferansına atıfta bulunan grup, bakanlık binasında bitki temelli geleceğe yatırım yapın yazılı pankart açtı. Sabah saatlerinde başlayan gösteri akşama kadar sürdü. Olaysız sona eren eylem sonrası 4 gösterici gözaltına alındı. Eylemciler gösteriyi İngiltere'nin politikalarına tepki olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. İngiltere hali hazırda farklı kurumlara 1,5 milyar poundluk destek sağlıyor. Dün çok konuşulan, çok tartışılan bir haber. Japon Prenses Mako halktan biriyle evlendi ve kraliyet ünvanlarından vazgeçti. Prensesliği değil, aşkı tercih etti. Para da istemedi bu arada kraliyetten. Dünyaya bir kere geliyoruz, sevdiğimle yaşayacağım dedi. Monarşilerde aşk uğruna tahtı terk eden krallar hep gelir gündeme ama Japonya'da bu kez veliaht prensin kızı Prenses Mako kalbinin sesini dinledi ve halktan biriyle evlendi ve bu sebeple de kraliyet statüsünü kaybetti. Genç kadın halktan erkek arkadaşı Komuro Kei ile evliliği sonrası kaydolduğu yeni kütük kaydı kapsamında Kamuro Mako ismini alıyor. Ve Japonya yasalarına göre kadın kraliyet üyeleri halktan biriyle evlenmeleri durumunda prenseslik unvanlarını kaybediyor. Ama kraliyetin erkek üyeleri için böyle bir şart yok. Zaten Japonya'da kadınlar tahtada çıkamıyorlar. Tokyo'da çok sade bir törenle evlendiler. İkisinin de kısa birer röportajını izledim. Aşkın ne kadar önemli olduğundan ve birbirleri olmadan yaşayamayacaklarından bahsettiler. Hakikaten takdire şayan. Bir de şimdi dikkatimi çekti. Şu haberi de göstermek istiyorum size. İki yüzlü kedi bakar mısınız? İnanılmaz güzel. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Janet Bell'in kedisiymiş. 2 yaşındaki Luna iki farklı yüz rengine sahip. Sanki bir cetvelle bölünmüş de ayrı ayrı boyanmış gibi. Sahibi şöyle diyor. Onu ilk gördüğümde çok güzel olduğunu düşündüm. Hiç böyle bir kedi görmemiştim. Luna ile dışarı çıktığımızda insanlar sokakta onu görünce çok şaşırıyor. Bu arada Instagram'da 5000'den fazla takipçisi varmış ve çok nadir görülen bir doğum kusuru nedeniyle iki DNA grubuna sahip olması yüzünün bu güzel halinin oluşmasına sebepmiş. Ekim ayındayız malum kanser ayı, farkındalık ayı. Bu yüzden de hastaların morale, gülmeye çok ihtiyacı var. Bunun farkında olan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanseri hastalarıyla ünlü isimleri bir araya getirdi. Antalya, Kaş'ta bir dalış gerçekleştirdi. Dalış ekibi suyun altında pankart taştı ve o pankartta ruhumuz denizden derin, gücümüz de kanserden büyük yazıyordu. Ruhumuz denizden derin, gücümüz kanserden büyük. Suyun altında verildi bu mesaj. Meme kanseri hastaları ünlü isimlerle birlikte daldı. Mavi sulardan yükselen pembe mesaj Türkiye'yi duygulandırdı. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nin birleştirici gücü bizi bir araya getirdi ve su altında Kaş'ta bu deneyimi yaşadık. Suyun altında aslında onların şu an bu tedaviye rağmen, onları yorucu tedaviye rağmen ne kadar güçlü olduklarını ve hayata tutunduklarını gördüm. Meme kanseri farkındalık ayında Antalya Kaş'ta düzenlenen etkinlik Türkiye'de bir ilkti. Meme kanseri hastalarına destek sadece fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve milli sporcu Şahika Ercümen'den de gelmemişti.
Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Didem Ergin'e de meme kanseri teşhisi konulmuştu. Ergin de diğer hastalarla birlikte suyun altındaydı. Eğer biz iş kaynaklarımızı, ne kadar güçlü olduğumuzu hayata tutunarak devam ettirebilirsek, işte o zaman ne kadar zorluk olursa olsun yine ayağa kalkabiliriz. Onlara suyun iyileştirici gücünü hatırlatmak istedik. Umuyoruz ki bu farkındalık programı meme kanseriyle savaşmış olan ve savaşmakta olan birçok kadın için bir ışık olur. Bu görüntülerle bir araya gidelim. Birazdan olup biteni anlatmaya devam edeceğiz. Televizyonlarını yeni açanlara bir kez daha günaydın diyelim. Hoş geldiniz ATV ekranlarına, kahvaltı haberlerine. Olup biteni anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölüme dünün en çok konuşulan görüntüsüyle başlayacağız. Scooter'lar malum hayatımıza girdiğinden bu yana birçok tartışmanın da öznesi. Kullanım yaşı, nerede kullanılması gerektiği birçok kez tartışıldı, gündeme geldi. O tartışmaların hepsinin ortak noktası tehlikeydi. Kimi zaman kullananlar için, kimi zaman yayalar için bu tehlike. Geçtiğimiz günkü kazayla tartışma zirveye çıktı. Çünkü bir facia yaşandı. Scooter kullanan bir kadının otobüsün altında kalıp hayatını kaybetti. İşe gidiyordu. Her gittiği scooter'la gidiyordu. Resmen bu bir cinayet. Bir tane araç kapısını açıyor. Kapıya çarpıyor. Çarptıktan sonra yere düşüp otobüsün altında kalıyor. O anda biz korktuk gürültüye. Baktık ki bayan ön lastiğinin altında bayan sürükleniyor. Hem yanından geçen araçları kolluyor hem de önüne bakıyordu. Ama kaza hiç beklemediği yerden geldi. Kaza Ümraniye Armağan Evler Caddesi'nde işte tam olarak bu noktada yaşandı. Park halindeki beyaz otomobilin sürücüsü dikkatsiz bir şekilde sol kapıyı açtı. O sırada yoldan gelen scooter onu fark etmedi ve çarptı. Çarpmanın etkisiyle de hemen yan tarafa devrildi. O sırada yoldan gelen İETT otobüsü de onu fark etmeyince otobüsün altında kaldı. Otobüse biz bağırdık hatta. Al geri, al geri diyen otobüsçü kendine gelip de otobüsü geri alamadı. O çarpmanın etkisiyle işte tam olarak bu noktaya düşen kadın İETT otobüsünün altında kaldı ve yaklaşık 6 metre sürüklendi. İlk müdahaleyi çevreden görenler yaptı. Daha sonra ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Bayanın yerde yattığını gördüm. O sırada yanındaki kişiler hani bayanı konuşturup ayık tutmaya çalışıyorlardı. İşte o sırada görenler işte tekerleğin karnının üstünden geçtiğini vesaire gördüklerini söylediler. Olayın ardından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ama yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları 40 yaşındaki İlknur Akkaya'nın öldüğünü görünce fenalık geçirdi. Bunun takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu bir cinayet. O da cezasını çekecek. Durmaması gereken yerde durmayacak araçlar artık. 28 yaşındaki şoför taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul Şişli'de bir okul servisinde aniden yangın çıktı. Kıvılcımı fark edip aracı sağa çekerek öğrencileri hemen tahliye eden şoför muhtemel bir facianın önüne geçmeyi başardı. İçi öğrenci doluydu. Küçük bir kıvılcım alev topuna döndürdü. 7 öğrenci ve şoför ölümden döndü. Bir anda korktum ilkin. Çocuklara dedim panik yapmayın. Seyir halindeki servis İstanbul Şişli'deyken yaşandı facia. Araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Neyse ki şoför soğukkanlıydı. Bir anda duman çoğalmaya başlayınca ben korkmaya başladım. Hani dedim çocuklara bir şey olacak. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencileri kurtaran şoför aracını da söndürmeye çalıştı. Uzaklaştım ama ateşi söndüremedim. Yangın tüpü yetersiz kaldığı için. Anladım. Ondan sonra aracım alev aldı. Bir süre sonra servis minibüsü alev topuna döndü. Ard arda patlamalar oldu. Çevredekiler panik yaşadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, araç küle döndü. Tek teselli can kaybı ve yaralı olmaması. Mala geldi ama cana gelmedi çok şükür. Antalya'daysa direksiyon başına geçen kadın sürücü evinin yolunu bulabilmek için navigasyonu açtı. Navigasyon onu meydandaki merdivenlere götürdü. Alkollü olduğu iddia edilen kadın geri dönmek yerine arabayı merdivenlere sürdü. Karışma. Çekil. Bırak.
El freni indirseydin keşke. Navigasyon yanlış yola soktu. Herkes orası merdiven diye uyardı. Ama faydası olmadı. O inat etti. Otomobiliyle basamaklardan inmeye çalıştı. Böyle askıda kaldı araba zaten. Başaramayınca da asılı kaldı. Abla nasılsın? Antalya Muratpaşa'da 133 promil alkollü sürücü evine gitmek için navigasyon açtı. İddiasına göre haritanın tarifi onu yanlış yola soktu. Önüne merdiven çıktı. Yerinde kim olsa yolunu değiştirirdi. Ancak o haritanın dediğini yapmakta kararlıydı. Bir tanıdığının aracın önüne geçmesi bile ikna için yeterli olmadı. Göz göre göre kaçınılmaz sona doğru gaza bastı. Bırakın bırakın insin bırakın karışmayın. Karışma karışma. Herkes hayretle onu izlerken sürücü sadece birkaç basamak ilerleyebildi. Merdivenin ortasına geldiğinde otomobil askıda kaldı. Sen bir itek der misin? Oradan indim buradan indim oradan değil. Daha fazla gidemeyeceğini anlayan kadın pes etti, çevredekilerden yardım istedi. Israrıyla akıllara durgunluk veren alkollü sürücü gözaltına alındı. Asılı kalan otomobili ise vinç yardımıyla alınıp otoparka götürüldü. Esra Hankulu'nun esrarengiz ölümünde düğüm artık nihayet çözülüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanan Ümitcan Uygun, HTS kayıtlarının ortaya çıkmasıyla artık iyice köşeye sıkıştı. Uygun, Ankara'daki evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun uyandığında yaşadığını, hatta taksi çağırdığını iddia etmişti. Kayıtlar bu iddiayı tamamen çürütüyor. Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Her zaman ayakta duruyorum. Esra Hankulu'nun esrarengiz ölümünde düğüm çözülüyor. HTS kayıtları Ümitcan Uygun'un ifadelerini yalanladı. Ümitcan Uygun'un olay günü avukatının telefonuyla uyandığını, o sırada Esra Hankulu'nun hala hayatta olduğunu söylemişti. Hatta kendisine taksiyi de bizzat Hankulu'nun çağırdığını iddia etmiş. Yani o bu evden çıkarken Hankulu'nun hala sağlıklı bir şekilde hayatta olduğunu savunmuştu. O eve taksi isteyen kişi kadın mıydı, erkek miydi? Erkekti. Ümitcan Uygun ifadesinde avukatının telefonuyla saat 10.15'te uyandığını söyledi. Ancak HTS kayıtlarına göre o saatten önce bir telefon görüşmesi yaptı. Beni aradı dediği avukatını da kendi aradığı ortaya çıktı. Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Ümitcan Uygun evden çıkarken taksiyi bana Esra Hankulu çağırdı demişti. Ama taksi durağının iddiasına göre o sabah arayan bir erkekti. O eve taksi isteyen kişi kadın mıydı, erkek miydi? Erkekti. Durağı aradılar. Telefon geldi. Durak yolcusu taksiyi oraya gönderdi. O da almış adliyeye götürmüş. Hankulu'nun ölümüne yol açan ve kafa travmasına sebep olan eyleminse Uygun'un genç kızla odada baş başa bulunduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'a bir davada baş şüphelisi olduğu Aleyna Çakar'ın ölümü üzerinden açıldı. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darp ederek bayıltan ve o anları sosyal medyada yayınlayan Ümitcan Uygun, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan da yargılanacak. Uygun'un 5 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul'da arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp hayatını kaybetmişti. Aile Elif'in uçuruma itildiğini iddia ediyordu. Bu iddiayı destekler nitelikte görüntüler de var. Elif olay günü piknikte arkadaşları tarafından darp edilmişti. Ve fakat Elif'in şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı. Aile perişan. Gözyaşları Elif için, çünkü biricik kızları öldü. Ama onun ölümünden suçlananların hepsi birer birer serbest kaldı. Benim kardeşim toprak altında. O üç şahıs da dışarıda. Ne olacak? Bunların hesabını kim verecek? Daha 15 yaşındaydı Elif Çakal. Arkadaşlarıyla beraber gittiği piknikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ama ailesinin iddiasına göre bu sıradan bir kaza değildi, cinayetti. Öldürdükten sonra intihar süsü vermişler. Elif hele intihar edecek bir çocuk değildi, bize bağlıydı. Hatta işte bu görüntülerin de cinayetin hemen öncesi olduğu öne sürüldü. Videoları izlerim, yani dehşete kapılırım abi, yani ne bileyim, çocuğu boğuyor, ağzı açıkta kalmış, mosmor olmuş, gözüne vurmuş. Soruşturmanın ilk günlerinde dosyanın seyrini değiştiren görüntüler sebebiyle Elif'in iki arkadaşı tutuklandı. Ancak bu durum fazla sürmedi. Çakal ailesinin gözü yaşlı, sebebi ise mahkemeden gelen son karar. Her ne kadar savcılık
sanıkların tutukluk halinin uzatılması talebinde bulunsa da mahkeme bu kararın ölçüsüz kaçabileceği gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. 3 ayrı sanığın teker teker tahliyesine karar verdi. Ben alt üst oldum abicim. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Devletime inanıyordum, güveniyordum. Söylüyordular yani adalet diye bir şey yok. Ben de bir umutla diyordum var adalet. Hani inanamazdım böyle bir şey olmasına. Çakal ailesi şimdi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kardeşim vahşi bir şekilde öldürüldü. Bunu hiçbir zaman hiçbir çocuk hak etmez. Bunlar peşini bırakmayacağız. O çocuk o mezarın altında bu soğukta yatarken onlar öyle rahat gezemeyecekler. Aile kızlarının öldürülüp uçurumdan atıldığını iddia etse de Elif'in ölümüyle ilgili sır perdesini adli tıp kurumundan çıkacak rapor ortadan kaldıracak. İzmirli bir çiftin düğün günü hayatları boyunca unutamayacakları bir anıyla son buldu. Kötü bir anı. Çift nikahtan sonra arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına gitti. Çıkışta aralarında gerginlik başladı. Damat bacağından vuruldu. Geceyi de hastanede geçirmek zorunda kaldı. Elinde ateşli silahla bana arkadan ateş etti. Önce darp edildi, sonra bacağından vuruldu. Düğün günü başına gelmeyen kalmadı. Herhangi bir hırgür çıkarmadık. Hesaba itiraz etmedik. Yani dediğim gibi kendi aramızda tartışma olurken güvenlikler araya girmesiyle kabusa döndü. Ali Betül Sert çiftinin en mutlu gününü kabusa döndüren olaylar zinciri eğlence mekanından ayrılırken başladı. Bir arkadaşları jest olarak hesabı ödemişti. Diğer arkadaşları itiraz edince tartışma çıktı. O tartışmaya mekanın görevlileri müdahale etti ve bir genci tekme tokat dövdü. İşte burası mekanın önü, buradan defolun gidin. İşte linç edildi harbiden içinde 10-15 kişilik bir grup tarafından. Mekanın korumaları ya da garsonları. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Ali Sert de saniyeler içinde hedef haline geldi. Tekmelendi, yumruklandı, sonunda da üzerine ateş açıldı, bacağından yaralandı. O saldırıda mucize eseri hayati bir yara almayan genç damat sorumluların cezasız kalmaması için hukuk mücadelesi başlattı. Adalet yerini bulsun. İzmir'in göbeğinde adam bana resmen ateş etti. O mermi benim bacağıma değil de kalbime de gelebilirdi ya da eşime gelebilirdi. Şanlıurfa'da ise gece saatlerinde karşılaşan hasımlar sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi var yaralanan. Taş ve sopalar havada uçuştu. Çığlıklar rüzgara karıştı. Kavganın son bulması için yapılan haykırışlara herkes kulak tıkadı. Şanlıurfa Haliliye'deki gerginlik husumetli iki grup arasındaydı. Karşıyaka mahallesinde karşılaşan hasımlar otomobillerini yolda bırakıp kavgaya tutuştu. Kimi elini boş araziden topladığı taşlarla doldurdu, kimi ise bagajdan çıkardığı sopalarla kavgaya koştu. Savrulan sopalar, havada uçuşan taşlar 3 kişiyi yaraladı. Gerginlik uzun süre dinmeyince tarafların otomobillerinde de maddi hasar oluştu. Hem Türkiye hem de dünya yaklaşık 2 yıldır malum koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Dünyada alarm zilleri bir kez daha çalıyor. Peki bizde durum ne? 26 Ekim yani düne ilişkin günlük vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bir günde 29.643 yeni vaka tespit edildi. 215 kişi ne yazık ki hastalığa yenik düştü. İşte burada haritamız var. Tek kırmızı il kaldı. O da Şanlıurfa, iyi bir haber olarak söyleyebiliriz. Ama vaka sayıları, vefat sayıları ufak bir düşüş var diyebiliriz ama halen yüksek esasında. İkinci doz aşı yapılma oranı %77,85 an itibariyle. İşte mavi olan illerimizin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi gerçi iyileşen sayısına da baktığımızda test sayımız 356.636, iyileşen sayısı 31.467. Bu da iyi bir rakam hiç kuşkusuz. Bu arada Sağlık Bakanı bu tabloyu paylaşırken şu cümleyi de kurdu. Covid-19 kronik hastalık
hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa özellikle aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını da unutmayın dedi. Bu tabloyu paylaşırken son durumu konuşacağız. Son gelişmelerden bahsedeceğiz. Şimdi Marmara Üniversitesi yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel yayına hazır. Hocam günaydın, hoş geldiniz kahvaltı haberlerine. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Vaka ve vefat sayılarından söz ettik. Dün 29.643 yeni vaka var. 215 hastanın vefat sayısını aldık maalesef. Hem tabloyu nasıl yorumladığınızı merak ediyoruz. Hem de tabii sizinle konuşmuşken yoğun bakımları nasıl etkilediğini sorarak başlayalım. Geçen gün de Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Şu anda dördüncü dalganın, dördüncü pikin içindeyiz. Ve yoğun bakımlara düşme oranımız aşının da sayesinde azaldı. Yüzde olarak azaldı. Bakın geçen sene Kasım ile bir kıyaslama yapalım. Bir de bu yılın içinde üçüncü dalga yani Nisan ayıyla bir kıyaslama yapalım. Nisan ayıyla kıyaslama yaptığımızda karşımızda şöyle bir durum var. 14 haftalık bir periyotta üçüncü dalga gerçekleşmişti ve 2743 vatandaşımızı kaybetmiştik. Şimdi 14 haftamız bitti ve 2700 hastamızı kaybettik. Neredeyse aynı. Fark evet. Şurada üçüncü dalga geri gelmişti 14 haftada ve 5000'li rakamlara gelmiştik. Şu anda günlük bakmayın lütfen. Ortalama haftalık baktığımızda yine 30 binler civarındayız. 28 binle 30 bin arasındaki bir vaka yükü devam ediyor. Evet. Ve biz 14 haftada 5 binlere geri gelemedik. Ve dördüncü dalga biraz daha sert geçiyor ve uzun geçiyor. Şöyle ki aşıya rağmen bu kadar seferberliğe rağmen 30 binlerle devam ediyoruz. Yoğun bakımlarda yerimiz var. %1'i düşmeye başladı. Eskiden %4'ü düşerdi. 6 bin hastamız vardı geçen sene Kasım'da ve çok perişan olmuştuk. Müthiş çalışmıştı sağlık ordusu. Şu anda 1500 civarı hastamız var yoğun bakımlarda. Ama yoğun bakımlara düşen daha ağır geçiriyor. Bu delta varyantının öldürücülük düzeyi, organ fonksiyonlarını etkilemesi daha fazla. Bulaşıcılığı da zaten daha fazlaydı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Mortalitenin düşmesi söz konusu değil. Her gün 200'ün üstünde vatandaşımızı bütün çabalarımıza rağmen kaybediyoruz. Evet. Burası kritik gerçekten. O yüzden kimler ölüyor, kimleri kaybediyoruz bunları da netleştirmemiz lazım. Özellikle gençler bulaştırıyor hastalığı ve yaşlıları kaybediyoruz. Evet. 65 yaş üstünü, kronik hastalıkları olanları, kanser süreci yaşayanları yani immün yetersizliği olanları kaybediyoruz. Ölen grup bunlar daha çok. Yoğun bakımlarda 30 yaşında da hastamız var, 38 yaşında da hastamız var. Fakat ölen grup yaşlı grup çoğunlukla. O yüzden kış aylarına giriyoruz, çok dikkatli olmalıyız ve influenza aşısı dahil gereken aşılarımızı sadece COVID değil, çünkü bir influenza da yayılacak maske kullanımının azaldığını düşünürsek. Geçen grip virüsünden sene, bahsediyorsunuz. Evet, geçen sene müthiş bir maske kullanımı vardı ve gerçekten çok azalmıştı. Şimdi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden pandemi devam ediyor. Daha dikkatli olmamız lazım. Yakınlarımızı bizim aşıya götürmemiz lazım. Neden? Çünkü aşıların koruyuculuk süreleri var. Evet. Bu süreler bitiyor. Bir yandan aşılama gidiyor. Çok daha iyi dozlarda gitmesi lazım. O kadar yüksek dozda aşılama gitmiyor şu anda. Yeni kampanyalara gereksinim var. Ve bir yandan da
Sinovac aşısı olanların üstünden 3. ayı geçtikten sonra koruyuculuğu çok düşüyor. Hı. Yaşlılarda daha da düşüyor. Aynı şekilde mRNA aşısı ülkemizde kullanılan BioNTech oluyorlarsa da onlarda da koruyuculuk etkisi düşüyor 6 aydan sonra. 5,5-6 aydan sonra. Ve tekrarlayan dozlara bizim gereksinimimiz var. Bunu böyle bilip kendimizi bu şartlarda korumamız lazım. Kesinlikle öyle. Peki 2 Sinovac 1 mRNA aşısı olan da o zaman 6 ay sonra 4. dozunu olsun mu hocam? Bakın tekrar ben vurgulayayım. Ben yoğun bakım perspektifinden size bilimsel verileri söylemeye çalışıyorum. Özellikle enfeksiyon hastalıkları derneklerine, hocalarına bu genel olarak görüşler sorulmalı. Karşımızda evet. Şöyle bir gerçek var. mRNA aşısı BioNTech olanlarda 5,5 ay sonra, 6 ay sonra koruyuculuk azalıyor. Belki yaş gruplarına göre ayrılarak 4. doz gündeme gelebilir. Nasıl gelebilir? Belli bir yaşın üstüne yandaş hastalığı olanlara belki bir 4. doz gereksinimi söz konusu olabilir. Çünkü pandemi devam ediyor. Bunu böyle algılamamız lazım diye düşünüyorum. Peki hocam, çocuklardaki, gençlerdeki artışı da sormak istiyorum. Gazeteden de okuduk. Yani dünya genelinde çocuklarda çok ciddi bir artış var. Her 100 vakanın 35'ini gençler ve çocuklar oluşturuyor. Yani 19 yaş altı olarak bunu söylüyoruz. Bu vaka artışının nedenleri arasında yine varyantlar mı var? Tabii okulların açılması da büyük bir etken hiç kuşkusuz ama. Bakın çocuklarla ilgili de yoğun bakımlarda, çocuk yoğun bakımlarda ölüm oranları arttı. Bu COVID nedeniyle artıyor. Doğru. Çocuklar yani çocuklarda da kayıplarımız oluyor mu? Oluyor. Çocuk yoğun bakımlardaki mortalite artışının nedeni de önceki yıllara göre yine COVID hastaları. Daha az yoğun bakıma düşüyor çocuklar. Çocuklar asıl fonksiyonu büyüklerine, sevdiklerine bulaştırarak, onların ölümüne yol açarak görüyorlar. Evet. Ama yine de yoğun bakıma düşme oranları az olsa dahi düşebiliyorlar ve yoğun bakım mortalitesinin eski yıllara oranla artışı bu yıl gerçekleşen tamamen yine COVID ilişkili. Son bir haber, dünyayı izlemek zorundayız. 5-12 yaş arasına da biliyorsunuz Çin ölü aşıyı kullanıyordu, Sinovac kullanıyordu. Şimdi FDA'de Amerika'da otomatik olarak 5-11 yaşına da yaptığı testler sonucu mRNA aşılarını henüz yeni önerdi. Bu pandemiyi bilim insanları da bilgilerini paylaşarak hep birlikte yaşıyoruz sonuçta. Tabii. O yüzden yeni çıkan yayınları izlemek durumundayız. Verileri doğru değerlendirmek durumundayız. Ve böylece ülkemize daha faydalı olmak zorundayız bizler de. Objektif koşullarda söylüyorum. Yaşlı hastalarımız ana hedefte. Yaşlı hastalarımızın aşı olması çok önemli. Yoğun bakıma daha az düşmeleri ve organ fonksiyonlarının korunması için. Sadece kış döneminde COVID için olan aşılar da yeterli değil. Grip salgınıyla ilişkili aşılar da mutlaka ulaşılabilmeli, olabilmeliler. Çünkü hastaneler doluyor. Neyle doluyor? COVID dışı hasta yükümüz çok fazla. Geçen yıl erteledi insanlar sağlık gereksinimlerini. Evet. O yüzden bu yıl daha fazla bir artış söz konusu. Acil servislerde bu artışla birlikte COVID hastalarının veya griple ilişkili semptomları olan hastaların aynı ortamlara girip çıkabilme olasılığı var şu anda ve bu gerçekleşiyor. Evet. O yüzden bulaş bir şekilde engellenemiyor. Ama dediğim gibi aşıyla çok faydalandık biz yoğun bakımda. Tam geçen sene Kasım ayında
6000 yoğun bakım hastası varken 31.000 hasta vardı. Total yük bu kadardı. Şu anda 28-30.000 bandında bir vaka sayısında geçen seneki yoğun bakım doluluğunun neredeyse hasta sayısının COVID ilişkili 1/4'ündeyiz. Bu çok avantajlı. Fakat hala her gün 200'ün üstünde ölüm söz konusu. Bu demek ki şu anda bizim yoğun bakım mortalitemiz daha da artıyor. Geçen yıla oranla da artıyor. O yüzden işin şansa bırakılmaması gerekiyor. İşin şansa bırakılmaması için mesafe, maske bunları çok fazla kullanacağız. Ama mecburuz, işimize de gidiyoruz, marketlere de gidiyoruz, alışveriş merkezlerine de gidiyoruz. Kendimizi koruyacağız. Aşılarımızın koruyuculuk süresi bittiği zaman ben nasıl olsa aşılıyım demememiz lazım. Zaten aşıların da %100 korumadığını bilmemiz gerekiyor. Ölüm oranı diye vurgu yaptım yoğun bakımlara. Bu kısmı da önemli gerçekten. Delta varyantı çok bulaşıcı şekilde karşımıza çıktı. Zaten virüsler kendilerini bir savaşta yeni silahlarla her zaman donatırlar. Şimdi az sayıdaki hastamızı kurtarmaya çalıştığımızda organ fonksiyon bozuklukları daha ciddi olabiliyor. Bunu vatandaşlarımızın bilmesi lazım ve kendi aşı sürelerini koruyuculuğu var mı yok mu diye de süreyle bağlantılı alert olmalılar, uyanık olmalılar. Herkes kendini korumalı diyorum. Profesör Doktor İsmail Cinel hocam çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşça kalın. Biz de diğer gelişmelerle devam edelim. Metaverse deyip geçmeyin. Yalan dünyanın ekonomisi yakında devleri sollayacak. Bu yapay evrende para kazanmak da harcamak da mümkün olacak. Sanal dünyanın ekonomi gerçekleri birazdan ATV Kahvaltı Haberlerinde. Bir süredir görmeye alışık olduğumuz ama artık görmek istemediğimiz tablolar arkamda. İstanbul'da yoğun trafik yüzünden bir yerden bir yere gidebilmek zaten yorucu ve zorken, üstüne bir de toplu taşımada yaşanan sıkıntılar eklenince ulaşım hakikaten büyük bir çileye dönüşüyor. İşte o çileyi çekenlerin kamerasından toplu taşıma isyanının sesi. Yolda kaldık. Şu rezilliğe bak. Her şey çok güzel olacak. Yolda kaldık. İşe gidenler geç kaldı. Maalesef durum bu. Bakımsız bir şekilde yola çıkmış ve yolda kalmış. Şu rezilliğe bak artık. İkişer bozulmaya başlamışlar. Ortalığı, trafiği de birbirine katıyor artık bunlar. 26-10-2021 Millet Caddesi'nin başı. Külios Mezarlığı'nın önünde yine otobüs arızası. İlgilenen yok. Arkada bir tane reflektör var. Sayın seyircilerimiz gördünüz mü? Otobüs bozulmuş. 4 Levent benzin istasyonunun tam önünde trafiği de bu hale getiriyorlar. İETT klasiği daha İmamoğlu yine çektiriyor arabaları. Şu anda saat 19.10 24 Ekim Cumartesi görüyorsunuz tam da yolun ortasında trafiği mahvetmiş bir İETT aracı. Yine mi bozuldun İETT? Her şey çok güzel oluyor böyle. Aynı cadde üzerinde 50 metre arayla atış alanı yanı yol. Bu işi beceremediler, beceriksizler. İnsanların haline bak, yol ortasında. Ve yol da kapandı. Başka bir aracın geçmesine de müsaade yok. Yol kapanmış durumda. İnsanların hali nedir böyle? Arızalanmış. Her şey çok güzel olacak. Arnavutköy'de araçların hızını kesmek için yapılan bir kasis tepkilerin odak noktasında. Sürücüler Egemen Caddesi'nde rampanın tam da sonunda kurulan o kasisi görememekten şikayetçi. Kör noktada kalan kasisi fark etmek çok zor. Gören duruyor ama göremeyip hızını düşürmeyen araçlar deyim yerinde adeta uçuşa geçiyor. Oradan bir uçtu. Bu kasisin burada hiçbir faydası yok. Burada 70-80 tane kaza oldu ve olmaya devam edecek.
hem olması gerekenden yüksek hem de kör noktada. Şu ışığa kadar uçan arabalar oldu. Hava hava. Bakın şu anda işte bahsettiğimiz tehlike tam da bu. Burası tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Yokuş aşağı ilerleyen sürücülerin çoğu kasesi çok geç fark ediyor. Bu kasesin burada hiçbir faydası yok, zaten tehlikesi var. İşte tehlike neredeyse, işte sabıkalı kases. Arnavutköy'de yapılan bu kases deyim yerindeyse sürücüleri canından bezdirmiş durumda. Rampadan gelen araçlar hızlı şekilde geldiklerinde işte bu kasesi görmüyorlar ve ciddi anlamda tehlikeye davetiye çıkarıyorlar. En az 15-20 tane aracın yağ karteli delindi. Hava karardıktan sonra risk daha da artıyor çünkü kasesi fark etmek zorlaşıyor. Gördüğün gibi abi. Siz burada ne yapıyorsunuz şimdi? Abi arabalara gösteriyoruz kasis var diye. Peki. Yani göstermesek illa bir şey olacak, ya kaza olacak ya başka bir şey. Sürücüler gibi çevre sakinleri de duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor. Hiç kuşkusuz İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ama şimdi ekranlarınıza getireceğimiz manzara bu şehre hiç de yakışmıyor. Esenyurt'ta Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin tam ortasında bulunan çöp toplama merkezi. Yazın sinek sürüsüne, kışınsa kötü kokulara yol açıyor. Mahalleli şikayetçi ama belediyeye yapılan başvurulardan bir türlü sonuç çıkmıyor. Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Mahalle ortasında çöp toplama merkezi olur mu? Çöp tesisi bizim mahallemizin içine bak. Gördüğünüz gibi binalar. Çok rahatsızız. Yani kokudan gece evimizde bile duramıyoruz. Yazın sinekten, kışın kokudan evde duramıyorlar. İstanbul Esenyurt'ta Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayanlara evlerinde bile rahat yok. Herkesin hayatını kabusa çeviren mahallenin tam ortasındaki çöp toplama merkezi. Camı hiç açamıyorum, balkonda oturamıyorum. Kışın da açamıyoruz. Çöpü seyrediyoruz, manzaramız çöp. Yazın bu kokudan duramıyoruz ki kışın da duramıyoruz. Mahalleliyi canından bezdiren o kötü kokunun çıktığı yer işte burası. Esenyurt ilçesinin tüm çöpleri toplanıp buraya, bu merkeze getiriliyor ama sıkıntı şu. Çöp toplama merkezi bir mahallenin, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin tam ortasında. Gece koku çok geliyor bizim eve. Sinek aşırı çok oluyor burada. Zaten yemek yemiyoruz ki kokusunda. Etrafında yaşam alanları var. İşte bu yüzden bu binalarda oturanlar son yıllarda kötü kokudan özellikle yazın pencerelerini dahi açamıyor. Yıllardır buraya kamyon kamyon çöp boşaltılıyor. Mahalleli defalarca belediyeye başvurdu, eylem yaptı ama değişen bir şey yok. Yazın çok acayip derecede sinek oluyor. Esenyurt'ta tüm ilçenin çöplerinin toplandığı o merkezin hemen yanı başında yaklaşık 100-150 metre ilerisinde bir ilkokul var. Çocuklar da okula gidip geliyor. Ne diyorlar size? Yani kokudan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Öğrenciler işte burada eğitim görmeye çalışıyor. Öyle ki sadece mahalleli şikayetçi değil. Bu okuldaki öğretmenler de bu koku yüzünden büyük mağduriyet yaşıyor. Çoluğumuz çocuğumuz var, bir de okul yakınında olduğu için. Haberi yaparken yanımıza gelen yetkililer mikrofona konuşmasa da yakın zamanda çöplüğün mahalleden kaldırılacağını söyledi. Mahalleli de umutla o günün gelmesini bekliyor. ATV Haber'de konunun takipçisi. Esra Erol'un kapısını bu defa gözü yaşlı bir baba çaldı. Yana yakıla yardım istiyordu o baba. Damadını, yani büyük kızının eşini, küçük kızını kaçırmakla suçladı. Canlı yayında akıl almaz iddialar atıldı ortaya. Çok geçmeden aileyi karıştıran o enişte de telefonla programa bağlandı ve kendini savunurken ağzından çıkan her cümle stüdyoda şok etkisi yarattı. Benim eski damadım Tevrat Çınar benim Şengül kızımı kaçırdı. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Benim büyük kızımı da kaçırdı bu. Ben Şengül kızımın bana teslim edilmesini sizden rica edeyim. Küçük kızım kaçırıldı dedi, damadını suçladı. İnsan karısının kardeşine yan gözle bakar mı ya? Enişte kabusu ailenin üstüne kara bulut gibi çöktü. Şengül, dön anana babana. Annen de baban da seni bekliyor kızım. Muammer Cambaz 22 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek soluğu Esra Erol'un kapısında aldı. Şüpheli olarak büyük kızıyla evli olan damadı Tevrat Çınar'ı gösteriyordu. Hava ile Tevrat
bir evlilik yapıyorlar ve bu evliliklerinden bir çocukları dünyaya geliyor. Onlar mutlu mesut yaşadıklarını sanarken ailenin ortasına o ateş düşüyor. Kocası kız kardeşiyle beraber kaçıyor. Şengül'den kaç yıldır haber alamıyorsunuz? 3 yıl oldu haber alamadım. Suçlamaların odağındaki damat hala büyük kızı Havva ile evliydi. Baldızını kaçırdığı iddiaları ve babanın canlı yayında anlattıkları akıl almazdı. Şengül kızım, sen ondan sana hayır olmaz. Büyük kızıma hayır olmadı ki, ona sana hayır olsun. Üstelik dahası da vardı. Bu ilk kaçışı değil. Kız kardeşini 18 yaşından küçükken Tevrat kaçırıyor. Sonrasında bunlar bulunuyor. Şengül çocuk esirgeme kurumuna gidiyor. Tevrat sonrasında serbest kalmış. Kızın senin yanına geldikten sonra Tevrat bu sefer bir daha kaçırıyor Şengül'ü. Baldızını kaçırdığı iddia edilen enişteyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Şu anda bu kaçma sürecinde de sana sürekli telefon açıp seni öldüreceğim mi diyor. Öldüreceğim diye babanla. Çok geçmedi, o şüpheli programa bağlanmak için telefona sarıldı. Havva'yı tehdit ettiniz mi boşanma konusunda? Hayır hayır, hiçbir şekilde tehdit falan etmedim ben. Tevrat Çınar canlı yayında kendini savundu. Bahanesi de hazırdı. Kaynam bir akşam bize geldi. Karımla beraber sabah 4'e kadar konuştular. Ertesi gün karım adımı çıkardı. Baldızım da o esnada bizdeydi. Dersen beni öldürür bunlar dedi. Mecbur kaldım, kaçırdım. Neymiş, baldızı kurtaracağım diye kahraman olmuş. Çocuğunu kurtarmak için niye kahraman olmadın? Ondan menfaatin yok çünkü. Ben kimseyi zorla kaçırmadım. Ailesinin 3 yıldır haber alamadığı Şengül Canbaz da yayına bağlandı. Yasak ilişkiyi savunan söylemleri şok etkisi yarattı. Kızım neredesin? Hiçbir zaman yani kararımda vazgeçmedim. Yani onlar bir yol çizdi. Ben onlara defalarca anlattım. Arjantin'den ilginç bir haber anlatacağız. Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede hakim karşısına çıktı. Salondakiler kendini savunmasını beklerken o bir anda kedi gibi miyavlamaya başladı. Uyarılara rağmen miyavlamaktan vazgeçmeyince hakimin de sabrı taştı ve en sonunda mahkeme salonundan çıkarıldı. İki kadını öldürmekle suçlanıyordu. Duruşma salonunda bir anda miyavlamaya başladı. Salondakiler neye uğradıklarını şaşırdı. İlginç anlar Arjantin'in Mendoza kentindeki bir mahkemede yaşandı. Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan 40 yaşındaki İsrailli Nicolas Hilperek, duruşmanın başlamasıyla kedi gibi miyavlamaya başladı. Bir türlü susmayan adam hakimin de sabrını taşırınca salondan çıkarıldı. Señor Hilperek, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurre aquí en la sala. Annesi ve teyzesi 2019'da eski bir asker ve mühendis olan 40 yaşındaki İsrailli'nin evinde vücutları taş ve toprakla kaplı bir şekilde ölü bulunmuştu. Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Arnavutköy'de olta atan 4 balıkçı Karaburun'da dalgalara kapılmış bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Bu can kaybı ders olmamışa benziyor. Bakın neden böyle söylüyoruz. Burası tehlike. Burası Karadeniz. Dalgaların insan boyunu aştığı kaya parçasına çıkıp saatlerce olta atıyorlar. Manzara çok ürkütücü ama onlar değil, kısa süre önce aynı yerde yaşanan can kaybından ders almak, ölüme her gün meydan okuyorlar. Ya montu çıkar! Geçtiğimiz günlerde işte tam da bu noktada bulunduğumuz yerde 4 balıkçı azgın dalgalara kapılmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Ama belli ki ders alınmamış. İşte aynı noktada yine kayıklarıyla gelen olta balıkçılarını görüyorsunuz. Sık sık geliyorlar ve bu bölgede balık tutmaya çalışıyorlar. Yani şöyle söyleyelim, adeta ölüme meydan okuyorlar. Şimdi şu kayanın üzerine çıkıp tutuyorlar. Evet, biz de oradan tutuyoruz zaten. Tehlikeli değil mi? Ya geçen bu oldu zaten. Bu tarafa gel, bu tarafa. Allah'ım yarabbim ya. Balık tutma sevdasıyla teknelere atlayıp her sabah işte bu kayalıklara çıkıyorlar. Ne rüzgar ne de metreleri bulan dalgalar umurlarında değil. Kaygan zemine de her an başlarına gelebilecek olası felakete de aldıran yok. Deniz zaman zaman çok yükseliyor. Yükseldiği zaman da içine alır. Ne kadar da yüzebilseler kurtulma şansları çok az. İşte tehlikenin, işte çok büyük riskin görüntüleri bunlar. Karşıda
olta balıkçılarını görüyorsunuz. Kayanın üzerine çıkmışlar, kayanın kenarına gelmişler ve balık tutmaya çalışıyorlar. Ama çok büyük risk alıyorlar. Zira burası Arnavutköy Karaburun. Burada zaman zaman dalgalar iyiden iyiye yükseliyor ve şu anda o dalgaların o balıkçıları yutması işten bile değil. Korku, tedirginlik var mı? Yok. Ölüm vakası yaşandı. Ya tedbirsiz davranan yaşayabilir, biliyorsunuz havanın durumuna göre, dalganın durumuna göre. Biri Çanakkale'ye, biri İstanbul'a inen, yorgun kalan, aç kalan akbabaların haberinden söz edelim. Mahalleli, şaşkın, özellikle İstanbul'da ve Edremit'te yaşayanlar o anlara şahit olmuşlar. Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabalar bunlar. Kuzey Afrika ülkelerine ya da Hindistan'a doğru göç ederken yeterince beslenemedikleri ve bu yüzden yorgun düştükleri tahmin ediliyor. Zorunlu iniş yaptılar. Son bir haftada İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de bitkin halde bulunmuşlar. Yorgunlukları hakikaten belli oluyor. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, vücutlarında yara izi bulunmadığını ve bu yüzden akbabaların iyi beslenmedikleri için sadece yorgun düştüklerini söylüyor. Yani güçleri yetmemiş aslında bu yolculukları karaya inmeden tamamlamaya. Yeni bir koloni arıyorlar diyor yine aynı kuş gözlemcisi Cenk Polat. Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin ediliyor. Dediğim gibi bu akbabaların vücutlarında yorgun olduklarına dair emareler var. Göç yorgunular ve aynı zamanda açlar. Şimdi artık koruma altına alındılar. İyi bir şekilde beslenecekler, bakımları yapılacak ve sonrasında da dileriz o göç yolculuklarını tamamlayabilecekler. Havaların durumundan bahsedelim. İtalya'ya gideceğiz öncelikle, sonra yurda bakacağız. İtalya şiddetli sağanak yağışın etkisi altında. Şiddetli yağış sonrası adayı vuran sel, cadde, sokak ve meydanları adeta göle çevirdi. Selin ortasında can pazarı kuruldu. Felakette iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sokaklar ve caddeler nehre. Meydanlar göle döndü. İtalya'nın Sicilya adası sele teslim oldu. Sağanak Sicilya'nın Catania kentinde hayatı durma noktasına getirdi. Kentin tarihi cadde ve sokakları sele teslim olurken çok sayıda araç akıntının ortasında mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle kentin ünlü meydanları göle döndü. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalanlar için seferber oldu. Etna Yanardağı'nın kent merkezindeki Duomo Katedrali'ne uzanan meşhur Etna Caddesi'nde de benzer manzaralar vardı. Caddedeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar selde sürüklendi. Sel felaketinde en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer halkı evden çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri elektriksiz kalırken eğitim öğretime bir gün boyunca ara verildiği duyuruldu. Şiddetli yağış İtalya'daki kadar olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan yağış New Jersey eyaletinde sele yol açtı. Nor'easter fırtınasının etkisi altında olan bölgede sokaklar su altında kalırken birçok ev ve araçta hasar meydana geldi. Peki bizde havalar nasıl olacak? Hem bugüne hem yarına bakalım. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiğini yanımdaki haritaya bakarak söyleyebilirim. İç kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Bazı yerlerde yağış var. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da yerel sağanak ve gök gürültüsü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Onu da söyleyelim. Diğer bölgelerde kısmi artışlar var bu arada. Güneşli gördüğünüz yerlerde. Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaysa zirai don uyarısı var. Gelin bir de yarına bakalım.
Çok fazla değişiklik beklenmiyor. Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz'in doğusunda yağış var. Onu görebiliyoruz. Biraz yağışlar artacak. O çok bulutlu yerlerde hava yerini yağışlı havaya bırakıyor. Ama diğer bölgelerde çok büyük bir değişiklik olmadığını aktaralım. Burcu Kuruaslan'la konuşarak devam edeceğiz. Biz kadınların en meraklı olduğu konulardan biri malum doğal güzellik yöntemleri. O yöntemlerden birinden bahsedecek bize. Bir dokunma tekniği nedir tam olarak bilmiyoruz. Detayları Burcu bize anlatacak. Adını da ilk defa duyduk aslında. Şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Burcu yayına hazır. Burcu günaydın. Nasıl bir teknik bu? Nasıl işe yarıyor? En önemlisi de hakikaten kendimiz uygulayabileceğimiz kadar kolay mı? Günaydın Hilal. Evet, farklı bir teknik. Ben de daha önce böyle birçok yayın yaptım ama bu tekniği görmemiştim. Manuel Bukal ismi de farklı. Ne demek? Pelin Hanım'a soralım. Pelin Balı var yanımda, güzellik uzmanı. Nasıl bir teknik bu? Birazdan detaylarını da göstereceğiz tabii nasıl yapılıyor. Evet, günaydınlar. Sevgiler, güzellikle dolu bir gün olsun. Bu tekniğimizin ismi Manuel Bukal yüz modelaj. Ne demek? Manuel yani ellerle. Bukal yani ağız içi bölgeye de çalışacağız. Modelaj demek ki bir modelleme yapacağız. Bu işlem 3 farklı metodun birleşimi. 1. %100 doğal, Allah'ın doğal şifalı balıyla öncelikle cilde uyguluyoruz ve ciltte fasyayı açmak için işlem yapıyoruz. Bu ne demek? Eskiden yün yorganlarımız, yataklarımız olurdu, yıkanırdı. Hallaç pamuğu gibi attırmak diye bir tabir vardı. Yani yün miktarı aynıydı ama o poficik olurdu. Yani içinden oksijen geçerdi. İşte cildimizde hayatın, sosyal hayatın getirdikleri yanlış kullanma, yanlış yastık kullanma sebebiyle ve yer çekimine karşı da savaştığı için o fasya yapışıyor. Biz önce balla bunu puf açıyoruz. Yani oksijenlenme yapıyoruz. Daha sonra sıcak havlularla siliyoruz. Ardından %100 doğal yenilebilir Hindistan cevizi yağıyla, biz doğal yenilmeyen hiçbir şeyle çalışmıyoruz bu metotta. Her şey doğal, her şey risksiz ve mis gibi kokularla Hindistan cevizi yağımızı cilde uyguluyoruz. Bununla heykeltıraş lifting modeloji uyguluyoruz. Heykeltıraş ne demek? Demek ki normal şartlarda biz normal klasik masaj manevralarından daha farklı. Yani aslında bir doğal yolla kaslarda fabrika ayarlarına geri dön diyoruz. Burada hep kasların kendi yönüne doğru çalışıyoruz. Diyoruz ki ey kas, sen ilk gençlik zamanında çok sıkıydın ama şimdi gevşedin. Yüz hattı, V hattı, bakın özellikle bu bölgeler, gıdıda sarkmalar oluyor. Labyum bölgesinde çizgilenmeler, bunun kenarında çizgilenmeler, göz çevresi kaz ayağında çizgilenmeler, alında yatay çizgilenmeler. İşte bu heykeltıraş lifting modelajımızla biz bu bölgelerde öncelikle kas seviyesinde bir lifting çalışıyoruz. Bu işlem aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bal modelajı aşağı yukarı 10 dakika kadar sürüyor. Sonra şimdi göreceğiniz gibi eldivenlerimizi takıyoruz ve artık bukal bölgeye giriyoruz. Bukal bölgede, yani ağız içi bölgesinde de tamamen psikosomatik noktalara çalışıyoruz ve ağız içinden kasları askılama yapıyoruz. En böyle etkili yöntemlerden biri o zaman değil mi? Kasları, yüz kaslarını çalıştırmak için. Kesinlikle en etkili yöntem diyebilirim. Biz hem bu sistemin eğitimlerini veriyoruz hem de kendimiz danışanlarımıza uygulama yapıyoruz. Evde kendi kendimize yapmanın, Hilal sorun, aslında biraz zor bir yöntem. Sadece kasları nasıl çalıştırdığımızı öğrenebiliriz herhalde değil mi? Evet, evde hanımlarımız çok güzel uygulamalar yapıyor. Yani bunlarda en önemli olan şey kasların yönüne doğru çalışmak. Yani bir kası yanlış yöne çalıştırdığınızda bu sefer iyi bir şey yapayım derken negatif olabilir. Mutlaka bu konuda bu konunun uzmanlarından faydalanmak. O zaman hemen sorayım. Evet. Bu dudak kenarındaki kırışıklıklar için nasıl ya da çeneyi toparlamak için nasıl çalışacağız kasları? Süpersiniz. Şimdi biz bunu profesyonel olarak bunu kendileri evde yapamazlar. Ama kendileri evde özellikle yüz masa çalışırken sigara çizgisi dediğimiz labyum çizgilerinde özellikle dairesel friksiyonlarla çalışarak ve yukarıya doğru hareketlerle oksijenlenmesine yardımcı olabilirler. Ama şimdi burada biz bukal modelaj dediğimiz ağız içerisinden psikosomatik noktaları da yani hem içten hem dıştan çalışıyoruz. Aynı zamanda bakınız bu çene, eğer çene sıkma problemi yaşıyorsa kişi bunu da faydada ve destekle. Göz etrafında, kaz ayağı çizgilerinde son derece içten, eğer blokajlar varsa buradaki blokajlar bize diyor ki hayatıyla ilgili duygular, çünkü ağzımızın içerisinde duygular, çünkü yüzümüzde yenilen kazıkların bileşkeleri, keşkeler, ah iyi ki yapmışlarım, hepsi
bu bölgelerde aslında psikosomatik olarak da yardımcı olabiliyor. Yani ayaklarında kırışıklıklar da birikiyor. Onları yanaklarda, evet, yanaklarda da aynı şekilde. Şimdi burada esas önemli olan ağız içerisine, yani iç bölgeye girdikten sonra çene altı bölgede de çalışıyoruz. Çene altı bölgede de çalışırken bir ağzımızı hafif aralık kapatıyoruz. Bakın burada da aslında kasların yönüne doğru ve özellikle V-line dediğimiz, hanımların hiç sevmediği gıdı ve yanak sarkmalarının toparlanabilmesi için de burada çok yoğun ve keyifli uygulamalar yapıyoruz. Aşağı yukarı bu bukal bölge 7 dakika ile 10 dakika arası, bazı vakalarda 20 dakikaya kadar sürüyor. Sonuçlar nasıl oluyor peki? 50 yaşında biri geldi. Mesela kaç yaş geriye gidebilir? Hilal, yani öyle bir Hilal Hanım'a da buradan selam olsun. Öyle güzel şeyler yaşıyoruz ki biz ilk seansta bile fotoğraf çekiyoruz. İlk de son arasında çok büyük fark oluyor. Aşağı yukarı 10 yaş civarında kırışıklıkta, azalma, cilt renginde açılma, V-line'da toparlanma ve bakışta bile gençlik oluyor. Kaşların kalkmasında, yanakların toparlanmasında son derece keyifli, güzel sonuçlar elde edildi. Yaparken o zaman özellikle ağız içimizi aynaya bakarak da çalışabilirler. Eğer profesyonel bir destek almıyorlarsa. Aynı zamanda kadınlara bir iş imkanı da sunuyormuş Hilal bu yöntem. Bunu herkes öğrenip aslında kendine bir iş alanında yaratabiliyor. Kesinlikle. Yani. Manar Bukal yüz modelleri artık doğal güzellikler. Yani geleneksel ve tamamlayıcı güzelleşme metotlarına dönüş. Dokunma sanatı. Anne karnından itibaren biz bu dokunmaya çok hasretiz aslında, biliyor musunuz? O yüzden bu metot herkesin rahatlıkla öğrenebileceği bir sistem. Eğitim 4 gün sürüyor. Keyifle ve kolaylıkla öğrenebilirler bunu. Manar Bukal yüz modelleri aslında güzellikte bir devrim olarak çıkış yaptı. Ama devrim ne? Devrim geçmişe dönüş. Doğal dokunuyoruz. Dokunmanın şifası. Allah'ın Rabbim'in verdiği doğal balla, Hindistan cevizi ya da fitoterapik yağla ve kas yönünde yapmış olduğumuz çalışmalarla yüzde en doğal, risksiz, asla asimetri yaratmayan gençlik ve güzellik sunabilmek, vesile olabilmek çok mümkün. Bunu öğrenebilirler. Teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Yorduk sizleri de. İşte aslında 5-6 dakikada biz anlattık ama yaklaşık 1 saat süren bir işlemle hem çok daha genç görünebilir hem de belki bunu kendinize bir iş fırsatı yaratabilirsiniz diyelim. Hilal, sözü yeniden sana bırakalım. Burcu, hakikaten enteresan ve faydalı görünüyor. Hem de doğal bir yöntem bu açıdan. Çok çok teşekkür ediyoruz bu yayın için. Devam edelim. Metaverse, yani çoklu evrenle. Bir o kadar da yapay bir evrenden söz ediyoruz tabii. Artık bu yapay evrende para harcamak da, para kazanmak da mümkün. Dijital bir arsa alıp onu çok daha yüksek bedellere satabilirsiniz örneğin. Bu dev ekonominin kokusunu alan dünya devleri de yatırıma başladı bile. Mesela bir maça gitmeden maç deneyimini evden yaşama şansı da bence bunun bir parçası. Z kuşağı artık sosyalleşmek, oyun oynamak, hatta konserler için bile fiziksel olarak orada bulunmak zorunda hissetmiyor. İşte bu da Metaverse denen yepyeni dünyanın kendi ekonomisini oluşturmasının kapısını aralıyor. Hem de milyarlarca dolarlık bir ekonominin. Metaverse izleyebileceğimiz bir şey değil, bizim bizzat içerisinde olabileceğimiz bir dünya, bir evren olacak. Yani biz onun bir parçası haline geleceğiz. İstersek farklı farklı evrenlere, dünyalara da seyahat edebileceğiz. Tıpkı şu anda web tarayıcısında farklı farklı web sayfalarını ziyaret ettiğimiz gibi. İşte zaten bu yüzden de Metaverse internetin geleceği olarak addediliyor. Mesela girdiğiniz bir haber sitesinde belki de orada gidip işte bir gazete bayi formatında tasarlanmış bir tasarımdan gazete alır gibi seçip ondan sonra önünüzü açacağınız bir arayüz göreceksiniz. Bunların hepsi aslında bildiğimiz teknolojinin yeniden yorumlanması. Mark, I'm in. All right, welcome. Oh my God. Facebook CEO'su Zuckerberg'ün sadece 10 bin kişilik bir ekiple gözlüklere yaptığı yatırım boşuna değil. This is so cool. Wait, just stop for a second, because every gesture you make, I can see all your hands, your expressions. Oh my God. Yeah. Microsoft gibi devler de büyüyen pazarın kokusunu aldı. Şu anda başlı başına çevrim içi oyun pazarı bile 2021 yılı sonunda 23 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Potansiyeli şöyle düşünün. Metaverse ekonomisi yakında 263 milyar dolarlık Apple'ı bile geride bırakacak ve dünyanın 44. ekonomisine eşdeğer bir hacme ulaşacak. Guys, this is so freaking cool. But NFT ile aslında bu
sanal alemdeki sahipliği birleştirdiğimizde deniyor ki bakın gerçek aynı fiziksel ortamdaki gibi bir şeyin gerçek sahibi olabiliyorsun ve onu alemden aleme taşıyabiliyorsun. Bu yeni evren içinde yapılan alışverişler de ticaret hacminin ciddi bir kısmı. Bu nedenle şirketler aldıkları yatırımları Metaverse'e yönlendirmeye başladı bile. Epic Games bulduğu 1 milyar dolarlık fonu doğrudan Metaverse geliştirmeye aktardı. Metaverse içerisindeki satın alma işlemleri NFT ve blockchain teknolojileriyle yapılacak. Satın aldığımız ürünler bu teknolojiler sayesinde üzerimize tabiri caizse tapulanacak. Sadece ürün ya da obje değil, Metaverse'den arazi de satın alabileceğiz. Hatta bu arazi satışları başladı bile. Gelişen ekonominin önemli kalemlerinden biri de kripto paralar. Hayali alışverişlerin bir kısmı dijital parayla ödenecek. Bu da blok zinciri dünyasını daha da büyütecek. Bu bir fırsat alanı. Nasıl yeni bir dünyayı sıfırdan inşa ediyorsanız şu an neler yapacağınızı az çok kestirebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmasa elinizde. Aynı şekilde dijital dünyayı da yeniden keşfediyor aslında ciddi bir grup. Metaverse arsaları yüz binlerce dolara alıcı buluyor. Ticari boyutu gerçek anlamda çok güçlü ve inanılmaz bir değer yaratacak şekilde gelişecek ve bu çok hızlı olacak. Orada bir değer üretebileceğiz. Bir oyun oynarken edindiğimiz bir eşyayı ya da ender nadide bir parçayı başka oyuncularla paylaşarak oradan bir gelir de elde edebileceğiz belki. Alınıp satılanlarsa dijital arsalarla sınırlı değil. Moda şirketleri de yarışa erken girenlerden. Avatarınızı yani Metaverse karakterinizi dijital modaya uygun giydirmek istiyorsanız kesenin ağzını açmanız gerekiyor. 5G belki 6G'yi konuşuyor olacağız. Bağlantı teknolojileri çok önemli. Kablosuz internetin hızlanması, geniş bant internetin yaygınlaşması, bir hava gibi aslında her yerde bulunur hale gelmesiyle biz paranın da değersizleştiğini, fiziksel paranın tamamen yok olduğunu, kripto varlıklar üstünden insanların yarattıkları değerler sayesinde para kazandıklarını göreceğiz. İnternet hızının artışı ve yaygın kullanımının fiziksel paranın sonunu getirmesi bile ihtimaller dahilinde. Kısaca gerçek ekonominin geleceği yapay evrenlerde. Bu son haberimizde kahvaltı haberlerinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyebilirsiniz. Yarın sabah daha iyi haberlerle karşınızda olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.